Canım arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz nerede kalmıştık dördüncü videodayız AYT konu anlatım kampında ve 28. örnekteyiz sevgili arkadaşlarım 28. örnekten 29 30 31 32'ye kadar sevgili arkadaşlarım toplam 5 tane örnek çözeceğiz bu videoda ve son iki örnekten önce de sizlere inanılmaz derecede mühim bilgiler vereceğiz o bilgiler o bilgiler ki karşına T ondan sonra türevde çıkacak Bak 10 numara 5 yıldız bilgiler lütfen ama lütfen aklından çıkarma ve çok iyi dinle. gereken notlarını çok güzel al ki bir daha unutma. Tamam senden ricam bu. Eğer abone olduysan videoyu da beğendiysen hadi geçelim dersimize. Evet örneğimiz karşımızda 28. örnekteyiz dedik peki ne anlatıyor bize 28. örnek gel birlikte bir bakalım. 1PX bir polinomu x eksi 1 ile bölündüğünde bölüm bx oluyor ve kalan 3 oluyor. Ve bx po polinomu yani az önce bölüm polinomu dediğimiz polinom x eksi 2'ye bölündüğünde ise bölüm sx olmakta ve kalan da 4 olmakta deniliyor. S3 31 olduğuna göre px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle verilen bilgileri düzenli hale getirmek gerekiyor. Bu şekilde tek düz okuduğumuz zaman çok şey anlamayız zaten. O halde ne yapacakmışız? Verilen bilgileri düzenli bir şekilde yazacağız. Matematiksel dilde yazacağız. Bak şimdi. Px polinomumuz varmış. Ve ben bu Px polinomunu neye bölüyormuşum? X eksi 1'e. O halde hemen şu şekilde bir olaya girişelim. X eksi 1'e ben bunu böldüm. Bölüm polinomum Bx geldi. Ve kalan da kaçmış arkadaşım? Kalan 3'müş. Bu bir cepte. Peki devamında. Bu bx polinomunu da yani şurada elde ettiğimiz bölüm polinomunu da gitmiş arkadaşlar. Yine bu sefer neye bölüyor? x eksi 2'ye bölüyor. Buna böldüğünde de bölüm bu sefer sx olmakta ve kalana bakıyorsun kalan da 4 olmakta diyor. Şimdi benim elimde iki tane bu şekilde bir bölme algoritması var. Peki ben buradan px oluşturabilir miyim? Tabii ki oluştururum. Nasıl yapacağız? Şu şekilde px polinomu diyeceğim eşittir. Buradaki bx ile bak bx ile x eksi 1'in çarpımından 3 fazladır diyeceğim. Yani şunu da şunu çarptım üzerine 3 ekledim ve böylelikle px'in ta kendisini elde etmiş oldum. Doğru mu? Doğru. E peki şimdi ben bx polinomunu elde edebilir miyim? Aynı yöntemle tabii ki bununla bunu çarpıp üzerine bu sefer 4 ekleyeceğim. Yani sx çarpı x eksi 2 diyeceğim ve artı 4 diyeceğiz. Tamam çaktın köfteyi. Şimdi ne yapmamız gerektiği hakkında eminim ki bir bilgiye sahipsin. Bak burada bx var burada da bx var. bx burasının aynısıysa o halde ben şunun aynısını alırım ve götürürüm. bx de yerine yazarım. Böylelikle elime px ve sx arasında da bir bağıntı geçmiş olur. Hadi gel bunu yapalım. Şimdi px polinomunu baştan yazıyorum. px polinomu eşittir bx var burada. bx dediğimiz şey sx çarpı x eksi 2 artı 4. Doğalda halde aynı şekilde yazıyorum. sx çarpı x eksi 2 artı 4 yazdım ve bir bunu parantez içerisine aldım. Bunu parantez içerisine aldıktan sonra şu an bx kısmını hallettim. Çarpı diyorum hemen yanında ne var? x eksi 1'i görüyoruz. Ve artı bir de sonunda bunun 3 var. Şu an px polinomunu sx türünden ifade etmiş oldum. Peki S3'ün 31 olduğu bilgisi verilmiş ve bana diyor ki Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. Kat toplamı denildiği zaman x gördüğümüz yere biz, biz 1 yazıyorduk. Peki bu 1'i nerede yazacağım? İşte burada. Demek ki benden ne isteniyor arkadaşlar? P 3 isteniyor diyeceğim. E şimdi S3'ü vermiş P3'ü istiyor. O halde ben tabii ki şurada X gördüğüm yere 3 yazarsam S3'ü elde ederken burada da X gördüğüm yere 3'ü yazarsam bana sorduğu P3'ü de elde etmiş olurum. Pekala yazalım o halde. P3 eşittir dedim. Açtım parantezi. S3. S3 kaçmış? 31 çarpı X gördüğüm yere 3, yazıyoruz. 3, 3 yazıyorsam 3'ten 2'yi çıkardım. 1 geldi. Artı bunun yanında 4 var. Daha sonrasında çarpı x gördüğümüz yere 3 yazıyorduk. 3'ten 1'i çıkardım. 2 geldi ve artı 3 dedim. Artık gerekli işlemleri yaparsam P3'ü de elde etmiş olurum. Gerekli işlem dediğim şey ne? 31 kere 1, 31. 4 ekledim, 35. 2 ile çarptım, 70. 3 ekledim, 73 geldi. İşte P3 polinomunun eşit olduğu değer kaçmış arkadaşlar? 73'ün ta kendisiymiş. Evet Böylelikle 28. örneğimizi çözmüş olduk. Bir önceki videonun sonunda sana demiştim ki buradaki 28 ve 29'u çok iyi dinle. Hatta bunun sonundaki örnekleri de inanılmaz derecede algılarını aç ve iyi dinle demiştim. İşte bunlardan bir tanesini çözdük. Şimdi sırada ne var? 29. sorumuz var sevgili gençler. Peki. Px polinomu verilmiş. X üzeri 25, 5 çarpı x, x üzeri 15, m çarpı x, x üzeri 10 artı 1. Bu polinom demiş x üzeri 5 eksi 2 ile böl tam bölünebiliyor. Buna göre m kaçtır diye soruluyor şimdi gençler. Ben ne yapıyordum? Bölen polinomunu sıfıra eşitlemem gerekiyordu. Her seferinde bunu yapıyorduk. Madem öyle x üzeri 5 eksi 2'yi ben alır sıfıra eşitlersem burada sadece ama sadece x üzeri 5'in 2'ye olan eşitliğinden söz edebilirim. Şimdi x üzeri 5 eşittir 2. Tabii bunun kökünü de bulabiliriz ama gerek yok. İyi dinle. x üzeri 5'e 2 dedik. Şimdi benim elimde x üzeri 25 vardı. Bak şimdi ben şu kısmı alacağım. Şöyle alalım. Aşağı doğru bunu büyütelim. Şöyle büyük ekranda çok güzel bir şekilde çalışalım. Olmaz mı? Bak şöyle büyüttüm ben bunu. Tamam mı? Şimdi arkadaşım ben burada px polinomunu ifade edeceğim. x üzeri 25 dediğim şeyi x'in 5. kuvvetinin 5. kuvveti biçiminde yazarım. Eksi 5 çarpı x üzeri 15'i x üzeri 5'in küpü biçiminde ifade ederim. Eksi Burada m var. m çarpı x üzeri 5'in karesi derim ve artı en sonuna da 1 eklerim. Bunu yaptıktan sonra elimene geçti. x üzeri 5'in ben burada 2 olması gerektiğini biliyorsam eğer artık x üzeri 5 gördüğüm yere 2 yazarım. Böylelikle şu kısım bize 2'yi vermiş olur. 2 üzeri 5 oldu. Eksi 5 çarpı x üzeri 5 neydi? 2'ydi. 2'nin küpü olmuş oldu ve eksi m çarpı x üzeri 5 neydi 2 idi 2'nin karesi oldu ve artı 1 dedim peki buna ne yapıyormuş tam bölünüyormuş tam bölünüyorsa kalan kaçtır tabii ki sıfırdır tamam bitti soru işte 2'nin 5. kuvveti 32 5 kere 8 40 yaptı eksi burası 4 m geldi artı bir de birimiz var eşittir 0 dedik Buradan 32'den 40'ı çıkardım. Eksi 8. Bir daha eksi 7 yapar. O halde eksi 4m eksi 7 eşittir 0 ise eksi 4m eşittir 7'dir. Ve buradan m'nin eksi 7 bölü 4 olması gerektiğini de tabii ki gönül rahatlığıyla elde edebilirim. Evet gençler 29. sorumuzda bitirdik. Bu demek oluyor ki bu sayfanın da sonuna geldik. Ve artık sevgili arkadaşlarım bir sonraki sayfamıza doğru geçiyoruz. 30. sorudayız sevgili arkadaşlarım. 30. örneği birlikte çözelim. X üzeri 2022 ile X üzeri 2023'ün toplamına 1 eklemiş ve böylelikle Px polinomunu oluşturmuş. Bu polinomun X kare artı X artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ben bu kısımda yani X kare artı X artı 1 dediğim kısımda bunu sıfıra eşitlersem eğer x kare artı x artı 1 eşittir 0 dersem burada x kareyi yalnız bırakabilirim eksi x eksi 1 biçiminde ama işimize yarayabilecek türden bir şey değil veya x kare artı x eşittir eksi 1'dir diyebilirim ama işime yarayabilecek bir şey değil kullanışlı bir argüman olmaz bu çünkü x kare artı x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım diyeceğim ama burada x kare artı x'i elde etmek biraz problem e, parantezi alınarak yapılabilir ama bu sefer de parantezin dışında kalan ortak çarpan parantezin aldığımız değer bizim için hiç hoş bir değer olmaz. E ne alacağız o zaman? Bak şimdi güzel kardeşim. Çok basit. <laughs> Diyorum ki ben buradaki x kare artı x artı 1 bize bir şeyi çağrıştırması lazım çarpanlar ayırmadan ki ben polinomlarda daha ikinci videosunda çok fazlaca söylemiştim. Demiştim ki çarpanlar ayırma polinomlarla birlikte anlatılır. Çünkü birbirini çok ama çok tamamlayan bir konudur. E şimdi o zaman x kare artı x artı 1 dediğimiz kısım, kısım çarpanlar ayırmada nereyi çağrıştırır bize? Eğer ki ben bu x kare artı x artı 1'i şöyle x artı 1'i gidip x eksi 1 ile çarparsam bu sevgili arkadaşlarım bu sevgili arkadaşlar eğer sıfıra eşitleyecektik yani. Yani ben şurayı ne yapıyordum? Şimdi şunu görme. Şunu buradan aldım. Ben bunu sıfıra eşitleyecektim değil mi? E şimdi bunu buraya yazıp çarparsam ve eşittir sıfır dersem İnan hiçbir şey olmaz. Sonuçta burasını sıfıra eşitlemem gerekiyordu. Bu sıfırdı. E bunu x eksi 1 ile çarparsam e gene sıfır olur. Çaktın köfteyi. E şimdi e, bu ne demek? Yani x eksi 1 ile x kare artı x artı 1'in çarpımı ne demek arkadaşlar? Şu demek. x küp eksi 1'in açılımı demek. E şimdi x küp eksi 1 eşittir 0 dersem Artık bu sıfıra eşit. Peki x küp neye eşit olur? Tabii ki 1'e. Ben artık diyorum ki x küp gördüğüm yere 1 yazayım be kardeşim. E yazalım hakkımız. Şimdi x üzeri 2022 var. Bu 3'ün bir katıdır. Şimdi o halde ben şöyle diyeceğim. x küpün 2022 3'ün e, kaç katı? Buna bakalım. 20'nin içerisinde 6 defa. 22'nin içerisinde 7 defa. Ve e, 12'nin içerisinde 4 defa. Yani x küpün 674. kuvveti artı x kübün 674. kuvveti x üzeri 2022'de bir de çarpı x dedim x üzeri 2023 oldu bir de artı 1 dedim. E şimdi ne yapmamız gerekiyordu gençler şunu x küp gördüğümüz yere bizim 1 yazmamız gerekiyordu değil mi? E şimdi 1'in 674. kuvveti 1 artı 1'in 674. kuvveti 1 yanında bir de çarpı x'imiz var artı bir de 1 diyeceğiz. Bak burada ne var 1 kere x'ten x burada da 1 artı 1'den ne geldi 2 geldi işte bunun x kare artı x artı 1 bölümünden kalan da x artı 2'dir diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. 30. örneğimizi çözdük ve artık sırada bir notumuz var. Bu not bizim için inanılmaz değerli. İn inanılmaz değerli bak. Yani türev kısmında da bu notu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Polinom kısmında da ustaca kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu, bu not bizim için önemliyse bence sen de gerekli notlarını adam akıllı alman lazım. Üçüncü dereceden bir Px polinomu x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 1 ile tam bölünmekte ise bak 3. derecedenmiş şuna 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 tam bölünüyormuş. E şimdi o zaman şunu yapmamız gerekiyor bizim. Şuraya x artı 1 deyin arkadaşlar. Tamam kusura bakmayın orada bir dizgi hatası var. Buna x artı 1 diyelim. O halde tam bölündüğüne göre ben diyorum ki x eksi 1 çarpı x eksi 2 Çarpı x artı 1. Madem böyle çarpanlarımız var. Tam bölünüyorsa böyle çarpanları vardır. Ama şöyle de bir durum var. Ben bunun baş kat sayısını bilmiyorum. Bilmediğimiz için de a diye bir baş kat sayıdan söz edilebilir. Bu a'yı elde edebilmek için sorunun içerisinde sana mutlaka bir noktadan da bahseder. Veya şuna bölümünden kalan budur diye bir ifade daha kopya verir sana. Sen o kopyayı kullanaraktan buradaki a'yı da bulursun. A'yı bulduktan sonra px artık ortaya çıkmış olur. Sana da farklı bir nokta sorar. Bak bu söylediklerim çok değerli. Şimdi burada sevgili arkadaşlar şunu da düşünebiliriz. x eksi 1, x eksi 2 ve x artı 1'e tam bölünüyormuş ya. O zaman benim bu polinomumun bir grafiğini çizecek olursam x eksenini 1 noktasında, 2 noktasında ve eksi 1 noktasında da keser derim ben. Tamam mı? Ve keseceği için de eğer ki bana bunun bir gün grafiği lazım olursa bir soruda bak onu da ben sana çıkarmış olayım. Şöyle düşünelim. Burası x ekseni ve burası da y ekseni. Tamam şurası da orijinimiz bizim. Şimdi güzel kardeşim x artı 1 diye bir çarpanı varsa eksi 1 diye bir kökü vardır değil mi? x eksi 2 diye x eksi 1 diye bir çarpanı varsa x eşittir 1 diye bir kökü vardır. x eksi 2 diye bir çarpanı varsa x eşittir 2 diye bir kökü olmak zorundadır. E şimdi benim polinomum x eksenini buralardan kesecek ama bak dikkat et. Baş katsayısını ben bilmiyorum. E şimdi o halde benim polinomum şu şekilde gelmiş, şöyle dönmüş ve buradan geçip gitmiş olabilir. Ama bunun yanı sıra şu da olabilir. Buradan gelmiş, şöyle geçmiş ve böyle gitmiş olabilir. Bak, bunu da bunu da e, dikkat et eşitsizliklerde çok işine yarayacak. Eğer baş katsayı baş kat sayı eğer negatifse aşağı doğru gidecektir sonsuzda. Eğer baş kat sayı pozitifse işte o zaman da sonsuzda yukarı doğru hareket edecektir diyeceğiz. Eğer baş kat sayı pozitifse görüntümüz mavi grafik gibi olur. Baş kat sayı negatifse görüntümüz turuncu grafik gibi olur sevgili gençler. Grafik olarak da değerlendirecek olursak aha işte bu yorumu yapmalıydık. Peki baş kat sayısı 4 olan bak bu sefer baş kat sayıyı vermiş bize acımış herhalde. 4 çarpı diye başlayacaksın. Bu 1. kaçıncı dereceden 3. dereceden? Bir P(x) polinomu x 1, x 2, x 3 ve x 5 ile bölündüğünde kalan ne oluyormuş arkadaşlarım? 7 oluyormuş. Şimdi şurayı düzeltelim mi sizle beraber? Düzeltelim hadi. 3. dereceden değil, 4. dereceden verelim biz burayı. Tamam, 4. dereceden verelim ve kalan hep 7 oluyormuş arkadaşlar. Bakın. Sanki x eksi 1 x eksi 2 x artı 3 ve x artı 5 çarpanı varmış gibi düşünüp x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 5 diyeceğim. Eğer polinomun budur dersem hata yapmış olurum. Niye? Çünkü bu olsaydı bunları bölümünden kalan 0 olurdu. Ama kalan neymiş arkadaşlar? Daima 7'ymiş. Kalan hep aynıysa bunu yazdıktan sonra Geriye sadece şu hareketi yapıyorsun. Artı kalan. Neyse o ki burada 7. O zaman kalan 7'dir diyoruz. İşte benim polinomum budur diyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Daha sonrasında bunun grafiğini tabi çizmek şu an için elverişli değil. Çünkü eğer köklerimiz yani çarpanlarımız bunlar olsaydı x80'in kestiği yerleri bilirdik ama çarpanlarımız bunlar değil. Çünkü artı 7'miz var baş kat sayısı 3 olan 3. dereceden bir qx polinomu x kare artı 2 ile tam bölünüyorsa eğer bak buna dikkat et. Baş kat sayısının 3 olduğunu biliyoruz. 3 çarpı diye başladım ve x kare artı 2 ile tam bölünüyorsa mutlaka x kare artı 2 diye bir çarpanın benim mevcuttur. Ama dikkat et 3. dereceden demişti. 3. dereceden dediği için benim bir tane daha çarpana ihtiyacım var. Çünkü şu an burası ikinci dereceden. Bir tane birinci dereceden bir çarpan istiyorum. O da x eksi a'dır diyeceksin. E hocam buradaki a ne? A'yı bilmiyoruz. A'yı bulabilmek için sana sağlayan bir nokta vermesi lazım. Veya bu polinomu şu polinoma bölümünden kalanlardan bir tanesi de budur diye sana böyle bir bilgi vermesi lazım. Eğer böyle bir bilgi verdiyse sen oradaki a'yı da hesaplarsın. Sonra da gider sana sorunun sonunda der ki p3 kaçtır? P2 kaçtır? P-1'i bulunuz gibi cümleler kurabilir. Sen de bunlar yardımıyla sorunun çözümüne hareket edersin. Evet şimdi sağ üst tarafa doğru bir hareket edelim bakalım. Sağ üst tarafta 31. örneğimiz var ve 31. örneği birlikte çözelim. Sabit terimi 12 olan 3. dereceden bir Px polinomu. Dikkat et. x-1, x-2 ve x-3 ile bölündüğünde kalan hep ne oluyormuş? 6 olduğuna göre bu polinomun Baş katsayısı soruluyor. Şimdi Px'i yazıyorsun. Px eşittir. Bir baş katsayı atayalım. O baş katsayı A olsun. Şimdi x-1'e bölündüğünde de, x-2'ye bölündüğünde de ve x-3'e bölündüğünde de kalan hep ne oluyormuş? Artı 6 oluyormuş. İşte az önce öğrettiklerimizi şimdi uygulama zamanı. Peki. Sabit terimini neden vermiş bana? Bu sabit terimi buradaki a'yı hesaplayabilmek için vermiş. Sabit terim için ben x gördüğüm yere ne yazıyordum gençler? Tabii ki 0 yazıyordum. O halde p0 eşittir 12'ymiş diyeceğiz. Buradan da ben p0'ı hesaplayabilirim. p0 eşittir a çarpı 0 yerine yazdım eksi 1 0 yerine yazdım eksi 2 ve 0 yerine yazdım eksi 3 geldi artı bir de 6'mız var bu da kaça eşit olacakmış 12'ye pekala eksi 1 kere eksi 2 2 yapar 2 kere eksi 3 eksi 6'dır eksi 6 çarpı a'nın üzerine ben 6 ekleyince 12 gelecekmiş o halde eksi 6 a eşittir 6'yı karşıya attım 6 geldi ve buradan a'nın eksi 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz o halde sevgili arkadaşlar benim polinomumun baş katsayısı dediğim buradaki a işte karşımıza çıktı. Eksi 1'miş diyebiliriz. Ve gençler polinomun artık son sorusundayız. Bakalım öyle mi? Aynen öyle. Polinomun son sorusundayız. Polinomun son sorusu 32. örnek ve dikkatli bir şekilde beni dinlemenizde fayda var. Baş katsayısı 4 olan hemen yazalım. Px eşittir. Baş katsayı 4 olduğuna göre 4 çarpıyla başladım olaya. 3. derecedenmiş unutma. Bir px polinomu x kare artı 5 ile bölündüğünde kalan 2 oluyormuş. px polinomunun katsayılar toplamı 26 olduğuna göre px'in x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle baş katsayı 4'müş ve x kare artı 5'e bölündüğü takdirde ki 3. dereceden de unutma bir de diyelim ki x eksi a diye bir çarpanı olsun. Kalan ne oluyormuş 2. E şimdi buna bölünüyorsa bu kısım buraya tam bölünüyor. E ne olmuş kalan 2 oluyorsa artı 2'yi ben buraya gömeceğim. E şimdi güzel kardeşim diyor ki bana kalan 2 oluyor demişti. 4. baş kat sayısı 4'tü. 3. dereceden. Yani şu ilk paragrafı hallettim. Şimdi geldik ikinci paragrafa. Diyor ki kat sayılar toplamı 26'dır. Kat sayılar toplamı dendiği zaman x gördüğümüz yere neyi yapıştırıyorduk? 1'i. O halde p1 eşittir 26 ise p1 eşittir 4 çarpı dedim. 1'in karesi 1 artı 5'ten burası 6 geldi ve burası da 1 eksi a oldu. Artı bir de 2'miz var. Eşittir ne diyorum? 20 6'dır diyorum. Çok güzel. Şimdi 4 kere 6 24'tür. İçeri dağıtıyorum. 24 eksi 24 a artı bir de 2'miz var. Eşittir. Ne oldu? 26 oldu. E hocam 24 ile 2'nin toplamı 26 idi. Ben bunu karşıya atarsam hop 26'lar gider. Demek ki eksi 24 a kaçmış? 0. O halde a kaçtır? Tabii ki 0'ın ta kendisi. Yani benim polinomum aslına bakarsan px eşittir 4 çarpı x kare artı 5 çarpı Şimdi x ya a kaçtı 0 o zaman ben buraya direkt x diyeceğim ve artı 2 diyeceğim. İşte benim polinomum burada karşıma çıktı. Benim polinomum buymuş arkadaşlar. Hem yani madem öyle ben burada px'in x artı 1 ile bölümünden kalanı artık rahatlıkla bulabilirim. Ben bunu 0 eşitlersem x eşittir işte eksi 1 gelir ve benden ne isteniyormuş? p eksi 1 isteniyormuş derim. p 1 isteniyorsa şurada artık p eksi 1'e hesaplarım x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. 4 çarpı eksi 1'in karesi 1 artı 5'ten 6 geldi. Çarpı eksi 1 dedim ve artı 2 dedim. Bak burası 24 kere eksi 1'den eksi 24. 2 eklersem eksi 22 gelir. Demek ki p eksi 1 kaçmış? Eksi 22'nin ta kendisi. Yani cevabımız da budur diyeceğiz sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ve böylelikle 21 dakikanın sonunda bu dersimizi de bitirdik. Ve sevgili arkadaşlar polinomlara da noktayı koymuş olduk. Evet gayet böyle inci gibi de dizdik böyle yazılarımızı. Umarım senin de sayfaların bu şekilde dop doludur. Umarım sen de bu şekilde düzenli ve temiz çalışmışsındır. Şimdi asıl olaya geliyoruz. Asıl olay ne hocam? Asıl olay şu. Şimdi gençler bu konuların hemen arkasında pdf kısmında da görüyorsunuz sizin ödevleriniz var. Bu ödevler Polinomlar test 1 ve buradaki polinomlar test 2 sevgili gençler. Bu polinomlar test 1 ve test 2'yi mutlak suretle çözüyorsun. Ve hemen arkasından da aynı oy oynatma listesinde. Şurada mesela polinomlar 4 videosuydu değil mi? Bu polinomlar 4 videosundan hemen sonra polinomlar test 1 5. videoda. Ve polinomlar test 2'yi 6. videoda göreceksin. Bu iki videodan sonra da artık yeni bir periyoda gireceğiz ve bu periyotta da sevgili arkadaşlar fonksiyonları ele alacağız. TYT fonksiyonlarına başlayacağız. Daha sonrasında testlerini sizlere ödev bırakıp AYT fonksiyonlara geçeceğiz onların da testlerini yine ödev vereceğiz ve o periyotta bu şekilde tamamlanmış olacak. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Benim derdim sizlerin başarılı olmanızdır. Umarım bu mevzuyu iyi kavramışsınızdır arkadaşlar. Sonraki videolarımızda testlerde görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.